selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere 1996 model GTS D Skyline'ımızla beraberiz. Bu arabanın full yapılı, yani çünkü biz yapılı araba getiriyoruz. Londra'daki hızla Türkleri tanıtıyoruz size. Onun için bu arabayı size getirdik. Hızlı, hızlı Türk. Ne isterseniz var ya bizde bugün. A'dan Z'ye var. Her şeyi size gösterecek. Ama öncelikle arkadaşlar, like tuşuna bir basalım, yorum atalım. Çünkü siz varsanız biz varız. Siz ne kadar bizim yanımızda olursanız biz de oluruz. Şimdi fazla uzatmayalım. Buradan Ahmet abimizi çağıralım. Ahmet abimiz size arabayı daha detaylı anlatsın. Ahmet abi buyur. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Ayağına sağlık. Bugün kırmadın bizi, geldin çekime. Nasıl gider? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Şu anda. Seni bir arkadaşlara tanıtalım Ahmet abi. Kaç yıldır buradasın? Bu arabayı kaç yıldır tutan? Ben Ahmet Sirhan, Navosalıyım. 1996'da İngiltere'ye geldim. Kıbrıs'tayken araba aşkım vardı zaten. Burada bir o kadar daha arttı. Bu arabayı aldık 11 yıl önce. 11 yıl oldu. Standart idi. Birçok parçalarını değiştirdik. Yapmadığımız şey kalmadı bu motoru, araba. Motoru yeniledik, fork yaptık. Böyle işte. Yani 11 yıldır sende bu araba. 11 yıl oldu. Vay be, bayağı oldu ha. Bayağı oldu. Ahmet abideki aşk başka bir aşk. Zaten bizim dediğimiz gibi yarış grubumuz var. Ahmet abinin de yarış videosunu istiyorsanız, yani herhangi bir arabayla yarışmasını istiyorsanız alta mesaj çekin. Biz de Ahmet abimizden bir isteyelim. Eğer yarış isterse yarışa çıkarız. Biz de çünkü hızlı kafalarız. Bizde sınır yok Ahmet abi. Neler olmasın, neler olmasın. Yarışı seviyoruz. Hızı seviyoruz. Ama arkadaşlara burada hız konusunda bir şey demek ister misin? Tabii ki hız derken olur olmaz yerde hız yapılmaz. Böyle ara yollarda çoluk var, çocuk var. Safe olan yerlerde olur, basabilirler. Yani bizim gibi gece 1-2. Gece 12'den sonra çıkıyoruz. 12'den sonra motorveyler biraz bayağı bir sakin oluyor. Oralarda basıyoruz. Oralarda basıyoruz. Delilik yapıyoruz. Akıllı adamın burada ne işi var? Adı üstünde hızlı kafalar. Şimdi Ahmet abi, motorumuza ne yaptın? Yani motorda neler var neler yok? Motorda, arkadaşlara bir anlatabilir miyim? Motorda CP piston var. İçi yarış için hazırlanan motoru. Ondan sonra Brady inlet manifold var. Sağlam. Garrett turbomuz var, 35 GT. 35 GT. Yeah. Ondan sonra G4 Plus ECU'muz var. Frenlere herhangi bir şey yaptın mı? Bir upgrade yaptık frenlere. Frenlere alt tesisler komple yenilendi herhalde. Disler, katslar değişti, disler değişti. Fuel pump, bu gibi şeyler. Şimdi Stage 1, Stage 2'de neler mi yaptın Ahmet abi? Ne oldu yani, onu bir söyleyebilir misin? Stage 1, Stage 2 pek şey değil. Standart parçalarında onu yapabilirsin. Bu araba şu anda Stage 4'du. Stage 4. 600 beygir bir. 520 tork tekerde var. 600, yani çok sağlam horsepower ve torkumuz var bu arabada böyle. Onu da söyleyelim. Yani biz bu arabayı zaten biz bastık, gördük. Ama dedik ki neden olmasın, bir de siz görün. Kendinize gelin. Like, yorum atmayı unutmayın. Artık kafayı da yedik. Yapacak bir şey yok. Ahmet abi eline ayağına sağlık, getirdin bize bugün. Çok teşekkür ederiz. Başka bir söylemek istediğin bir şey var mı bu araba hakkında? Bu araba hakkında söylemek istediğim, arabaya aşığım. Araba aşkı. Arabamı seviyorum. Arkadaşlara söylüyorum. Şu anda arabanın bu durumu belki sizi memnun edebilir ama şu anda bu araba uzun zamandır yapılması gereken şeyler var. Yapılamadı. Yakın bir zamanda inşallah bir boyasını yenileriz. Tabii yenilersem 11 yılda 5. oluyordu. Bayağı bir yaptın ama. Evet, 4 kez full boyandı araba. 4 kez full boyaya gitti. Gene yapılacak. Yani full boya çekilecek. Full boya çekilecek. Ama şey de buradan yani
Arkadaşlara onu da söyleyelim. 600'de kalmıyoruz. 600 horsepower'da kalmıyoruz beyler. Evet, evet, evet. Çıkıyoruz yani, onu söyle. Bazı parçalar order ettik. Yakında onları takıp bir Dynoda'ya çekeceğiz arabaya. Tahmin ederim 750 beygir falan. Yani o diyalda çıkabilir. İsterseniz ikinci çekime de zaten gene bir yol videosu çekeriz. Yani tanıtım videosu değil de bir yol videosu çekeriz size. Çünkü o 700-750'yi bir görelim. Evet. Yani 600'ü göreceğiz. Evet. Yapmışken onu da görelim. Evet, evet. Yani tam olsun ya. Yaptık madem tam olsun bu işleri. Yani. Yapalım, ondan sonra bir çekim daha gerçekleştiririz. Zorun değil. Ahmet abimizden sözü de aldık. Öbür çekimlerde görüşmek üzere. Sizi bırakalım. Arabayı gösterelim. Bir hatamız kusurumuz varsa affola. Her şey için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şu anda arabanın içindeyiz. Bir de size arabanın içinden bir hafif bir sohbet edelim Ahmet abimizle. Ondan sonra bir çıkalım. Bir de içeriden bir sesi duyun. Arabanın gücünü bir de içeriden hissedin. Ama öncelikle emniyet. Emniyet şart. Emniyet. Aynen. Emniyet. Olacak. Olacak ya. Zorlama, zorlama. Zorlamayın bunu bazen. Olacak. Evet, çıkalım. Haydi. Bismillah. Bu arabada Subhaneke'yi bir okuyacaksın ilk başta. Bu ses ne? Çıt çıt. Geçti. Hafiften gidelim. Evet Ahmet abi. Şimdi ben bir şey duydum. Eğitimde senin lakabın ne ya? Eğitimde senin bir lakabın var. Eğitimde Garabela derler. Ay. İlhan var bizim makinist, EM Motors. Evet, buradan reklamı da yapıyoruz İlhan Bey. Bu arkadaş bu Garabela'yı çok kullanır. Açıkçası hoşuma da gider. Bizim İlhan abinin de GTR'ı var. Evet, evet. İlhan abinin de GTR 33'ü var arkadaşlar, onu da çekeceğiz. Ama dedik size ilk başta Ahmet abimizin arabayı göstereyim. Çünkü herkes öyle bir yani çalışıyor. Yani millet kolay kolay işini bırakıp gelemiyor bizde arabaya çekimine. Sağ olsun bugün Ahmet abi verdi bize o fırsatı.
Dedi Emirhan bugün seninim. Kimseye gitmeyeceksin. Bugün beraberik dedi. Dedi sağ olsun. Bugün güzel bir çekim yapıyoruz. Araba alçak olduğu için de sekiyoruz. Şurada bir ses ver abi, duralım ya. Vallahi yol çok güzel ya. Yol bildiğin yılan. 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 Sağlı sollu. Kara yılan. Dur böyle basma da. Araba gelir ölür bir de başımıza bela alır. Çekime geldik diye. Basmaları görecek arkadaşlar videoda. Arkadaşlar bir bastık. Yani ciddi ciddi. Yok öyle bir güç ya. Arkadan ateşler, dumanlar. Yok yok ya, her şey var. Ama abi bu arabayı tutmayı düşünün herhalde. Satmayı düşün lan. 11 yıldan sonra artık benim inan emekliye ayrılır bu. Yani dediğin gibi zaten arabada da söyledin. Yani seven bu arabayı. Yani bu saatten sonra da bu araba satılmaz. Yani bu kadar güç, bu kadar masraf ettikten sonra daha bir buna 700-750'leri de koyduğumuzda bayağı bir ortalık karışacak zaten. Evet evet. Aynen öyle. Şimdi beyler size bir ufaktan da bu mahalle arası gidiyorum. Bir küçük bir göletimiz var. Bir de oradan bir güzel bir çekim yapalım. Hem dedik Ahmet abimize bir sohbet edelim. Dedik sizle de bir sohbet edelim. Öyle ufak ufak gidiyoruz. Ahmet abi bu akşam çıkıyoruz zaten. Beraberik bu akşam. Bu akşam beraberik. Arkadaşlar bu akşam bir yarış olursa, yağmur yok çünkü. Yarış olursa gene bir şey yapar. Ver gücü Ahmet abi ya. Çekim yapalım dedik. İki balık tuttuk. Tutarken de orada bir tane İngiliz bir bayan çıktı. Yani bu bölge galiba biraz ırkçı. Burada dedi ses yapamazsınız ki biz ses yapmıyoruz. Şu anda bir slow motion çekiyoruz. Yani yavaş çekim yapıyoruz. Ve buna rağmen kadın çıktı bize burada yapamazsınız. Yok işte çok ses çıkıyor. Arkadaşlar biz daha basmadık. Şimdi siz bu videoyu gördüğünüzde o sesin nasıl çıktığını göreceksiniz. Biz bassak zaten orada durmayacak, duramayacak. Ama neyse, biz çekimimizi güzel bir şekilde yaptık. Çok gentle bir şekilde davrandık, konuştuk. Aynen öyle. Yani şey yapmadık. Senin yol değil bilmem ne falan yapmadık. Olaysız bir şekilde günümüzü kapattık. Bizi izlediğin için teşekkür ederiz. Ahmet abimin arabayı bize getirmesi ve bu kadar saatten belli biz bayağıdır buradayız. Yani bir 3 saat oldu. 3 saattir biz buradayız. Yani çok teşekkür ederim. Ahmet abi çok sağ olasın ya. Daha ne de. Sen de sağ ol. Sevdiğim arkadaşımsın. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Aslında şey olarak, karakter olarak böyle videolara çıkmayı seven bir insan değilim. Benim zorumla çıktı arkadaşlar. Ahmet abi sen konuşman lazım. Yani siz bu videoyu belki ben bir ay önceden belli Ahmet abiye diyorum ki Ahmet abi alalım. Ahmet abi çıkartalım şu arabayı. Sonunda kırmadık. Evet. Çok sağ olasın. Bizi izlediğin için gene söylüyorum. Teşekkürler. Like, yorum atmayı unutmayın beyler. Teşekkürler. (Gülüyor)